Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, komisyon üyeleriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret etti. Güvenç, telsiz aracılığıyla görevde bulunan askerlere "Sizlerle gurur duyuyoruz, Allah yar ve yardımcınız olsun, dualarımız sizinle" dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Tema Vakfı İşbirliği ile fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'ın girişimleri neticesinde Pazarcık ilçesine yapılacak olan 11,5 kilometre çevre yolunun kamulaştırma toplantısı yapıldı. Kentimizde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince post tefecilerine yönelik düzenlenen şok baskında 3 kişi gözaltına alınırken farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartına el konuldu. Kahramanmaraş'ta kucağında bebeği varken kocası tarafından dövülerek bayılan kadın, gözaltına alınan eşinden şikayetçi olmadı. İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, yerel seçimlerin ardından Kahramanmaraş'ta 2 ya da 3 belediyeyi kazanacaklarını iddia etti. Türkoğlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kendi sahasında Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la karşı karşıya gelen Kahramanmaraş Spor, rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre kentimizde hava açık, en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.